Merhaba, nitelikli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Niye nitelikli dedim? Yanlış anlamayın, geçen videoda hani takip edin derken yani bir şeyden dolayı değil. Ben istiyorum ki hani söylediklerimi daha geniş kitlelere yayalım. Daha büyük bir güç olan böyle soğuk savaş birkaç, üç tane, beş tane ya insanların bir konuşmasından olmuyor. Hep beraber birlik olmuyor. Her fikrimiz bir olmayabilir ama asgari müşterekte birleşmemiz lazım dostlar. O yüzden hani yayılalım diyorum. Fakat çok güzel bir şey demiş bir arkadaşınız yorumda. Abi bir sene 26'yı 36'da yapsan takip ederiz. Hoşuma gitti. Allah razı olsun. Mühim olan nicelikliydi, niteliktir dedi. Evet doğru, beni takip eden dostlar, nitelikli dostlar, arkadaşlar. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Bismillah deyip hemen başlayayım. Çok uzatmayayım gene de her şeye rağmen. Trabzonspor kısa anlatılmıyor arkadaşlar. Bir de ben ağzım konuşmayı seviyorum ya, durmak istemiyorum. 2 saat konuşurum yani. Biliyorsunuz eskiden takip edenler beni televizyonla, işte Kadırga TV'de, Meltem TV'de falan 5 saat, 6 saat konuşup duruyorduk. Fikirleri, mevzuyu bilince böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar, birkaç tane not aldım size söyleyeyim. Arkadaşlar bakın 27 puanımız var. Mutlu olun diyorum size, zevkini çıkarın diyorum. Ta maça kadar, önündeki maça kadar keyif yapın ya. Önündeki maça kadar sahaya maça başlamadan evvela seni kimse yemiyor. 27 puanın var. Maçın sonunda üzüleceksin ve sevineceksin. Ya bir hafta boyunca mı Beşiktaş maçı ne olacak diye insan üzülür, sıkar mı kendini ya? Keyifli devam edeceğiz arkadaşlar. Trabzonspor önde olması şampiyon oldu anlamına gelmez. Sezon başına dedik ki biz şampiyon olacağız, kupayı kaldıracağız. 7 puan önde olması, işte birinden 4, birinden 5, birinden 7, 8 puan önde olması bir şey ifade etmez. Mühim olan sonunda bayrağı kaldırmaktır. Kupayı kaldıracağız. O bayrağı kupanın içerisine koyacağız. O zaman şampiyon oluyorsun arkadaşlar. Bazen oluyor ki o bile söyledi. Şampiyon oluyorsun, kupanı da alamıyorsun. Oluyor. Alıştı Trabzonspor camiası. O yüzden biz kupayı aldığımız bir şampiyonluk yaşayacağız. Allah kısmet ederse. Ama ya lütfen ya. Bakın 38 maçımız var. 11 maçını oynamışız. Kar var, kış var. Kupa var. Ziraat kupası var falan. Var onu var. Sakatlıklar var. Görüyorsunuz ne kadar sakatlık var. O yüzden senaryo kurmayın arkadaşlar. Senaryo kuranlara da ya bırak kardeşim ya, biraz da keyfimi bozmayın deyin. Yok efendim, Trabzonspor çok önde giderse Beyin Sport müdahale edermiş. İşte falan filan. Gel de müdahale et de ona bakayım. Gel. Ben oynayayım da sen müdahale et. Göreyim seni. Yok öyle bir şey ya. Adamları da yani adam dünya şirketi olmuş. Türkiye'de olaylara müdahale edecek. Ya olur mu öyle şey? Olmaz. Olması için olabilecekse bile olmasına müsaade etmeyeceğiz. Nasıl etmeyeceğiz arkadaşlar? Hepinize teşekkür ederim. Beni dinleyenler de oldu. Belki hocayı dinleyenler de oldu. Bu hafta %50 tap doluydu. Hatta İstanbul'dan geldiler abi. Çağırdın geldik dediler. Fenerbahçe Beşiktaş maçının Trabzonspor olduğu yok bizde. Biz her maçın Trabzonsporluyuz dediler ve geldiler. Mutlu oldum. Hele Gaziantep Beşiktaş maçından sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye maçını da tahmin ediyorum. Full açılacak. Full dolduracağız arkadaşlar. Full. Trabzonspor'un dostlarım, Trabzonspor'un galip geldiği zaman takımın maçın içerisinde hani hop tekler şunlar bunlar oluyor. Ondan sonra size ihtiyacı yok. O galibiyetlere bizim ihtiyacımız var. Bir hafta boyunca keyif yapıyoruz. Kendi menfaatimizden dolayı mutlu oluyoruz, başkasını kızdırıyoruz. Bizim menfaatimiz orada başlıyor o galibiyetten sonra. Trabzonspor kötü zamanda, yanlış zamanda, eksik zamanda bize ihtiyacı var. İşte o zaman arkasında duracağız. İşte o zaman yanlışları bir de biz söylemeyeceğiz.
Gördük, yaşadık arkadaşlar ya. Uğurcan iki maç kötü oynadı. Size göre kötü oynadı. Bana göre değil veya bir başkalarına göre. Sosyal medyada yerden yere vurdular. Şimdi yerden yere vuranlar ya pardon Uğurcan'cığım demiyorlar. İnsanların kötü oynama hakları vardır. Her maçı iyi oynayamazlar. Oynayanlardan da Allah razı olsun. O yüzden arkadaşlar böyle şey kurmayalım. Tamam mı? Sonra ya lütfen ya Allah arkadaşlar bak söylüyorum siz ne dediğimi anlayan nitelikli insanlarsınız. Sağınıza, solunuza, yanınıza, yörünüze anlatın. Ve maça giden taraftarlarımıza söylüyorum. Rize'yi yendin tamam ne güzel. Ki Rize sana büyük bir iyilik yaptı. Ne yaptı? Anlayan için. Anlayana davul zurna az biliyorsun değil mi? Anlamayana davul zurna az, anlayana sivrisinek saz. İşte öyle bir şey diyorlar. Neyse. Zor yenildi. Yenemedin. Ne demek istedi size? Trabzonspor'a ya öyle havaya girmeyin ha. Ben sondayım. Siz baştasınız bilmem ne. Türkiye'de öyle kolay kolay takım yenme yok. Mücadele edeceksin dedi. Sağ olsun. E siz ne yaptınız? Yani oradan belki üç kişi bağırdı herkes duydu. Kümeye kümeye. Ya Rize Spor kümeye gitse sana ne kere var arkadaş ya? Ne kere var? Şurada 70 kilometre yakınımızda ne lüzum var? Düşmanlığı arttırıyorsunuz. İnsanların kinlendiriyorsunuz. Ondan sonra işte Trabzonspor'un şampiyonluğunda sevinmiyorlar. E böyle yaparsan niye sevinsinler dostlarım? He? Öyle değil mi? Fenerbahçe yenilmiş. Bak bu hafta ne güzel geçti. Fenerbahçe yenilmiş. Beşiktaş yenilmiş. Alanya Spor berabere gelmişti falan filan. Yani ana rakiplerimizden bir tek Galatasaray. Efendim vay Fenerbahçe. R'de mi? Fenerbahçe'ye ne oldu? Al megafonu çık eline. Yok beşi. Ya kardeşim bize ne? Bize ne ya? Dünyada Türk'ün, Türkiye'de Trabzonlu'nun dostu yoktur. E böyle yaparsan, böyle yaparsak olmuyor. Dost nedir ya? Ortak menfaatler vardı ya. Adamın menfaatine dokunursan senin dostun değildir tabii. Karşılıklı menfaatlerinin iyi olması lazım. Büyük kulüpler önemli. Bakın Beşiktaş'a gideceğiz bu hafta. İşte Beşiktaş maçı var. E niye geçen hafta Rize maçı var diye bu kadar heyecanlanmadınız? Benim için asıl önemli olanlar Gaziantep bundan sonraki Büyükşehir Belediye maçı. Seyrettiniz mi Galatasaray maçında? Trabzonspor iyi oynamasa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Trabzon'da yenemez. Zor yener. İyi oynaması lazım. İyi oynuyorlar. Her maça 3 puan veriyorlar. Ha ana rakiplerimiz yenildi. Şimdi yanlış anlamasın kimse. Ana rakiplerimiz. Peki Alanya'ydı, Hatay'dı rakip değil mi? Rakip. Ama ana rakip niye diyoruz? İşte Fener, Galatasaray, Beşiktaş bir mücadele hani götüremezler. Fakat onları yabana atmayacağız. Biz Trabzonspor lige çıktığı zaman ve böyle Hatayspor'un, Alanyaspor'un geçen sene de bu sene de yaptığı gibi araya girip puan olarak yakına üst zirveye yakın olduğu zaman da o günkü Fener, Beşiktaş, Galatasaray da ya işte ana rakibimiz deyip bizi görmüyordu. Ama biz ne olduk? Ana rakip olduk. Araya girdik, çıkmadık. O yüzden arkadaşlar daha bak Hatay Spor'la maç yapacağız. Alanya Spor'u burada yenemedik diye üzüldünüz. Değil mi? Ben sana dedim. Ya dur aşama kaydettik kardeşim. Biz bunu zaten burada hiç yenemiyorduk. Değil mi? Berabere kaldık. Bir dahaki sene yeneceğiz demek. Yavaş yavaş. Espri yaptım. Kaybetmeyeceksin. Kazanamadın mı kaybetmeyeceksin arkadaşlar. Sen Alanya Spor'a yenilmiş olsaydın 2 puan senden aşağı al. 25. 2 puan ona ekle. Arada kaldı 2 puan bir şey. O yüzden arkadaşlar küçümsemeyeceğiz. Ana rakiplerimiz yenilmesine sevineceğiz. Diğer rakipleri de kollayacağız. Biz vura vura gideceğiz. Arkadaşlar alaylı kelime yok. Siz de başkalarına söyleyin arkadaşlar. Bak lütfen rica ediyorum sizden. Siz benim iyi bir dostumsunuz. İyi yorum yapan takipçilerimsiniz. Sizin sayenizde belki başkalarına ulaşırız. Bir de çok dikkat edelim. Erken öten horozun kellesini keserler. Öyle diyorlar ya. Başını keserler. Kafasını keserler. Neyse hangisi uyuyorsa. Arkadaşlar biz erken öttürmesinler bizi. Bakın benim asıl mücadelem nedir biliyor musunuz arkadaş? Yıllardır ama işte tek kalıyorsun.
Veya da çok da yani diyorsun lanet olsun falan filan diyorsun. Şampiyon kim? Yani lider kim? Allah konuştu, şampiyon kimdi? Lider kim? Bir Trabzonspor. Kaç puan önde? İşte Fenerbahçe'den 7-8 puan ötekinde. Ya gazetelerin arka spor sayfasında Trabzonspor yer bulamıyor. Hem de Karadeniz baskısında. Bunların hesabını görmemiz lazım biz. Arkadaştır. Bunlar hala Trabzonspor'u camia olarak saymıyorlar. Bunlara gereğini yapmamız lazım. Trabzon'daki bunu yazan gazeteleri almayalım, bilmem ne derim. Ya Trabzon'da almasan bile 10 bin, 20 bin adam satıyor, 500 bin, 700 bin, 1 milyon. Orada. Kendini Türkiye'nin sahibi sanan İstanbul var ya, orada hemşehrilerinize ulaşın. Bir kahveye gidip 20 kişi 10 tane gazete alacağına bir tane gazete alıp okusunlar. Okumak istiyorlar. Bir gazeteye 20 kişi okusunlar. Bunlar kafalarını değiştirmediği müddetçe ki değiştirmiyorlar. 100. yıla giriyoruz 2023'te. Değiştirmiyorlar. Biz ne Almanya'yı, ne Belçika'yı, ne Hollanda'yı, ne İngiltere'yi yenemeyiz kardeşim. Çünkü bunlardan başka hiç kimse yok. İlle bunlar olacak. Oturdukları yerde yazacaklar. Evlerinde büyük televizyonu açacaklar. Geçecekler karşısında. Maç yazacaklar. Sizi okuyacaklar. Siz okuyacaksınız. Türkiye'de. Bunlar değişmesi lazım. Benim asıl şeyim o. Yoksa öyle beyin sporttu falan di filan di şey. Bakın bir tehlike daha söyleyeyim. Herkes Abdullah Avcı'yı beğeniyor. Messi beğeniyor. Abdullah Avcı teknik direktör. Önde gelen teknik direktör. Saygılı bir teknik direktör. Sevgili bir teknik direktör. Doğru, bunları biz biliyoruz zaten ya. Şimdi bunu niye methediyorsunuz? Onun elinden Başakşehir'de olurken de şampiyonluğu anladılar. Gık demedi. Niye o zaman yapmadınız, arkasında durmadınız? Gık demediyse. Çünkü onu şampiyonluğu alıp kime verdiler? Galatasaray'a verdiler. Şampiyonluğu alıp bizden aldılar. Pandemide ligi başlattılar. Birinci, ikinci yer değiştirdi. Sonra küme düşmeye kaldırdılar. Niye başladık? Böyle değil. Niye sesiniz çıkmadı? Dostlar, Abdullah Avcı'yı methediyorlar ya. Biz Abdullah Avcı'yı biliyoruz. Ne kadar iyi insan olduğunu anlattık. Başka bir hocayla da karşılaştırdık. Peki hatası yok mu? Gökten zembille mi indi bu arkadaş? Değil. Ama bunu fazla methedip kötü bir zamanında hiçbir şey yapmayacakmış gibi hüsrana uğratacaklar zannediyorsun. Biz onun iyi zamanında şu anda Abdullah Avcı'nın bize ihtiyacı yok. Alkışlıyorsunuz. Biz Abdullah Avcı'nın Allah korusun Trabzonspor'da mağlup olduğumuz zaman, kötü maç oynadığımız zaman arkasında duracağız. Anladın mı arkadaşlar? Rica ediyorum. Tehlike burada. Şimdi Allah kısmet ederse belki maçtan bir evvela Beşiktaş maçının teknik konusuna da değinirim ama şimdi yine de söyleyeyim. Arkadaşlar, Trabzonspor Beşiktaş'a yenilmez. Beşiktaş'ı yenir. İşte sakatları varmış, bilmem neyim varmış. Sakatları olmasa ne olur ya? Sakatları varmış, bilmem neleri varmış. Senin de sakatın var. 11 kişi sahaya çıkacak. Yıllardır göndermek istedikleri Necip, Beşiktaş'ın en iyisi. Demek ki bu iş sakattan makattan olmuyor. Peki nasıl yenir? Trabzonspor Beşiktaş'ı niye yener diyorsun abi? Beşiktaş'ın en kötü tarafı bana göre savunması abi. Senin forvetin iyi oynarsa, ki iyi oynuyor, yenersin. Ve oynamazsa ne yapayım yani? Şu andaki görüşümü diyorum. Trabzonspor kolay kolay yenilmez. Ne Beşiktaş'ı yener ne bir başka takıma. Trabzonspor yenilirse onu yenen takımın 3 tane gol atması lazım. Benim şahsi görüşüme göre. 3'ten aşağı gol atan Trabzonspor'u yenemez. Çünkü Trabzonspor bunun altından kalkabiliyor. Trabzonspor yense de yenilse de Trabzonspor sezon sonunda kupayı kaldıracak diyorum ben. Bayrakları sallandıracak, kupayı kaldıracak. Unutmayın arkadaşlar, dostlarım. Biz kötü zamanda lazımız. İyi zamanda menfaatimiz. Bakın benim hayata bakış açımı da söyleyeyim size arkadaşlar. Yani oradan yürüyelim biraz. İnsanlar annesinin babasının işte yakınının mezarına giderler, değil mi? Mezarına. O mezara gidip dua ederler var ya. O mezardaki yatanlar zaten orada değiller biliyorsunuz. Ruhları gitmiş bizi bekliyor. Bütün dünyadakileri bekliyor benim anlayışım. Orada kendin sanki böyle psikolog doktora gitmiş gibi o mezarın başında ağlarsın, ağlarsın, Allah'a dua edersin. Anana babana yakınlarına dua gönderirsin.
Kendini tatmin edersin. Kendi menfaatindir o. Orada rahatlayarak dönersin. İnsan sıkıştığı zaman oraya gidiyor. Ben öyle yapıyorum. Annem babamın mezarına gidiyorum. Yanında amcam var, yengem var, işte Şakir abim var falan filan. Onlarla böyle konuşuyorum. Ağlıyorum, ağlıyorum. Bir deşarj oluyorum. Kafamdakileri boşaltıp dönüyorum. Ha doktora gitti, para vermişsin. Orası bedava bir de. Arkadaşlar. O yüzden Trabzonspor galip geldiği zaman biz kendi menfaatimize ya. O hafta yememiz, içmemiz, işe gittiğimiz zaman iş arkadaşlarımızla konuşmamız, İstanbul'da serzenişte bulunan abi ben okula gidiyorum, tek Trabzonsporluyum diyen çocuğumuz o gün oranın en büyüğü oluyor. O yüzden şunu söyleyeyim arkadaşlar, biz beyin sport, main sport, bilmem ne sport, gazete, bilmem ne takmayacağız kafamızı. Kimseyle alay etmeyeceğiz. Kimseyle alay etmeyeceğiz. Kimseye kümeye düşmeye demeyeceğiz. İyi hatırlayın, bakın aklıma geldi. Elazığ'da oynuyoruz. Trabzonspor. Şenol Güneş antrenöre dönüşte ayrıldı. Alonzinho'yu sol bek oynattı. Ya düşün, 3-0 mağlup olduk. Elazığ kümeye diye bağırdı. Nerede şimdi Elazığ arkadaşlar? Üzülmedik mi bize? Hırslanmadık mı? Düşman olmadık mı? Bize yapılanı beğenmiyoruz ya. Biz kimseye yapmayalım arkadaşlar. Bağırmayalım. İlgilenmeyelim. Kendimizden ilgilenelim ya. Ya biz kendimizden iyi anlayalım. İşte orada maçta Optek oynanıyor. Horon oynanıyor. Ya ben bilmiyorum Optek oynamayı. Yabancılar Optek öğretmiş çocuklar ya. Abdülkadir olsun, ötekisi olsun, berikisi olsun. Hepsi bir Yusuf olsun. Öğretmişler yabancılara ya. Vakayem oynuyor, Siopis oynuyor. Gerçi Siopis buralı. Bakasites'ten beraber ama. Öyle de bir espri yapalım. Arkadaşlar. Bu kupayı ve bayrağı alacağız ama erken ötmeyelim. Daha çok maç var önümüzde. Rakiplerimizi rakip olarak değerli görelim. Onlar olmasa biz olmayız. Türkiye'nin takımları olarak sonunda Türkiye'deki kupayı biz kazanacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Benim nitelikli takipçi arkadaşlarım. Allah'a ısmarladık.